Eskişehir Haber Ajansı'ndan herkese merhabalar, herkese iyi seyirler. Yüzyılın en büyük sıcaklarını yaşadığımız günlerden geçiyoruz. İklim değişikliğinin geldiği nokta birkaç gündür hayatımızı Eskişehir'de dahi epey olumsuz yönde etkiliyor. Adana'yı, Mersin'i, Hatay'ı, daha sıcak yerleri düşünemiyorum bile. Tabii bu gündem içerisinde yine biraz sohbet edelim, laflayalım dedik. Bundan böyle demiştik, böyle bir araya geleceğiz. Şehir gündemi ya da ülke gündemindeki bazı başlıkları dilimiz döndüğünce nacizane bir şekilde sizlerle paylaşacağız diye. Ülke gündeminden başlayalım. Emekli zammı var gündemde. Emekli zammı derken zammın emeklinin maaşında nerede olduğunu göremeyeceğimiz kadar, onlara reva olmasını vicdanlara sığdıramayacağız kadar küçük bir rakamdan bahsediyoruz. Herhalde iktidar yavaş yavaş komünizme doğru gidiyor diye de düşündüm. Herkes ne iş yaparsa yapsın aynı maaşı alacak sanırım. Çok garip bir denklem var ortada. Kök maaşlara yapılan zamlar hani 7500 liraydı ya en düşük emekli maaşı, aslında 300 lira. Yani kök maaşa yapıldığı için 6000 küsür üzerinden yapılıyor. 7500 lira maaş alan 7800 liraya falan çıkıyor. Hatta 5900-6000 lira civarında o refah payını almayan emekliler dahi var. Şimdi neresinden bakarsanız bakın, neresinden tutarsanız tutun, emeklinin baş başa bırakıldığı ekonomik tablo gerçekten insanın vicdanını titretecek kadar rahatsız edici. Şimdi 7500 lira, 8000 lira maaşla bir emekli, ki yaklaşık 8-9 milyon emekli bu maaşı alıyor. Yani daha yukarıdakileri daha değerlendirmeye bile almıyoruz. Ne yapabilecek? Eskişehir'de en basit, yani bir ailenin oturabileceği 2+1 evin bile kirası 5000 lira 6000 lira. Bir emekli eğer başka bir geliri yoksa, evlatları kendine destek olmuyorsa, çalışabilecek durumda değilse nasıl yaşayacak bu parayla? Kirasını nasıl ödeyecek? Doğalgazını, elektriğini nasıl ödeyecek? Mutfak alışverişini nasıl yapacak? Ne yiyecek, ne içecek? Şimdi tüm bunları alt alta koyduğunuzda maaşın iki katı kadar olması gerekiyor en az. O da hani bir takım lüksler, bir takım konforlar olmadığı takdirde. Dolayısıyla asgari ücretin bile, yani toplumda asgari geçim dediğimiz ve birkaç kişinin bir evde alabileceği bir ücretin bile 11.400 lira olduğu bir noktada 7.500 lira, 7.800 lira gibi maaşlardan bahsetmek, emekliyi bu kaderle baş başa bırakmak, kimse kusura bakmasın ama adeta hani acından ölsün demekle birebirdir. O yüzden bunun iktidar kanadında derhal düzeltilmesi gerekiyor. Düzenlemenin hızlı bir şekilde hayata geçmesi gerekiyor. Ve bu insanların bu kaygıdan, hayatlarının en rahat etmeleri gereken döneminde bu stresinden uzaklaştırılması gerekiyor. Ülke gündemindeki başlıkta tarafımız emekli konusunda bu noktada en düşük emekli maaşının, dul, yetim fark etmeksizin, ayrım yapmaksızın asgari ücret seviyesine gelmemesi gerçekten çok büyük bir ayıptır diye düşünüyorum. Eskişehir'e geleceğiz. Eskişehir kanadında yerel iktidardan devam edelim. Son günlerde, dün de yazdım, gündemde olan başlıklardan bir tanesi. Eskişehir'de Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bir takım müzelerin, gezi noktalarının, komplekslerin geliriyle ilgili. Bununla ilgili biliyorsunuz Eskişehir Spor eski başkanı Mehmet Şimşek bir takım sorular gündeme getirdi. Bir kısmına AK Parti Grup Başkan Vekili Murat Özcan cevap verdi. Ben de köşemde kaleme aldım. Şimdi bildiğiniz gibi birçok müze var. Balmumu Heykeller Müzesi de Yılmaz Büyükerşen'in bunlardan bir tanesi. Sadece 2022 yılında yaklaşık 8 milyon kişinin burayı ziyaret ettiği dile getiriliyor. Tam rakamlar nedir bilmiyoruz. Sorduk, cevabını bekliyoruz. Yıllardır faaliyette olan, her gün önünde kuyrukların olduğu Büyükşehir Belediyesi'ne ait komplekslerden bir tanesi. Ve ciddi anlamda bir gelir kazandığı iddia ediliyor. Bu gelirlerse bir vakfa ait. Kız çocuklarına burs verecek, vermekle yükümlü olan, bu amaçla kurulmuş olan bir vakıf. Ancak şu soru soruluyor. Bu gelirler, yani toplanan gelirler ne kadar ve kaç öğrenciye burs olarak gidiyor? Büyükşehir Belediyesi'nde bu vakfın mütevelli heyetinde olan kimler var? Yani huzur hakkı,
ya da farklı kalemlerde ücret alan kimler var? Aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi'nin burada personelleri çalışıyor. Büyük bir kompleks, çok sayıda personel çalışıyor. Bunların ücretleri belediye tarafından mı ödeniyor, vakıf tarafından mı ödeniyor? Tabii ki bu kompleksin bir takım tefrişatla ilgili, malzemeyle ilgili, elektrik, su, yani enerjiyle ilgili aynı zamanda bir takım harcamaları var. Bu harcamalar yine vakıf tarafından mı gideriliyor yoksa belediye tarafından mı gideriliyor? Kanun şunu diyor, hani bu harcamalarla ilgili mecliste bir önerge geldiğinde bunu açıklamakla yükümlü değil. Hani zaten bir denetleme oluyor falan, bir sorun varsa burada görülür ama vatandaş da bunu gündeme geldiği için bilmek istiyor. Hani Eskişehirli'nin diyoruz, Eskişehirli'nin sonuç olarak vergileriyle bir takım hizmetler yapılıyor. Acaba buradan vakıf ciddi oranda bir kar sağlıyor mu? Ve buradan belediye personeli, bürokratı ya da eş dost tanıdıklar bir maaş alıyor mu? Bir gelir elde ediyor mu? Bu sorunun kısa sürede cevaplanması talebimiz. Eskişehir Spor'la devam edelim. Eskişehir Spor bölgesel amatör ligde mücadele edecek ve tekrar profesyonel liglere dönmek için ciddi anlamda bir transfer harekatı gerçekleştiriyor. Ligin çok deneyimli isimlerinden bir kadro oluşturuyor. Elde bu sene bizde yoluna devam edecek olan kaliteli futbolcuları da yine bu kadro içerisinde tutmaya çalışıyor. Bir de bu ligde şampiyon apoletleri olan, daha önce 3 kere çalıştırdığı takımları 3. lige çıkartmış olan İbrahim Baş'la anlaştı. Bu hocayla birlikte aynı zamanda ligin en iyi forvetini, yani en çok gol atanını, geçen sene gol kralı olanını ve en az gol yiyenini, yani en iyi kalecisini de bünyesine kattı. Yine bu sene 3. lige çıkmış olan Anadolu Üniversitesi'nden de orta sahasına takviye yaptı. Dolayısıyla bu sene, hani evet çok kötü bir cenderenin içindeyiz ama yeniden şampiyonluk bestelerini tribünlerde söyleyebileceğimiz Eskişehir Spor'u tekrar koşar adım hak ettiği yerlere çıkarabilecek bir altyapı oluşturuluyor. Yönetim, takım, camia hep birlikte gerçekten o ruh yakalanırsa yaşadığımız kötü günlere bu sene mola verip profesyonel liglere doğru inşallah yeniden bir yükselişe geçeceğiz. Dolayısıyla bu noktada Eskişehir Spor'a yapılacak destekler, Eskişehir Spor'un yanında duracak isimler daha böyle bir algıda seçicilik yaratıyor, farkındalık yaratıyor. Nebi Atiboğlu, İYİ Parti milletvekili bir söz vermişti, destek sözü. 1 milyon 800 bin liralık bir transfer sorumluluğunu kendi üstlendi iki futbolcunun. Eskişehir Spor yönetimi de böyle bir desteğe tepkisiz kalmadı. Biz de jest olarak o zaman dedi, formamızın şortunda ve kolunda Europe'nin, yani Nebi Atiboğlu'nun sahibi olduğu firmanın reklamını yayınlayacağız ücretsiz bir şekilde bu desteğin karşılığı olarak. Dolayısıyla bakalım diğer seçilmişler Eskişehir Spor konusunda ne yapacak, bunu merak ediyoruz. MHP İl Başkanı İsmail Can Demir geçtiğimiz gün bir söyleşi gerçekleştirdik. EHA platformlarında yer alıyor. Son yılların en keyifli söyleşilerinden biriydi. Fakatsız, amasız, çok net, çok samimi, gerçekten kendisiyle, profiliyle ilgili ya da iletişim gücüyle ilgili herkesin neden haklı olduğunu belirten bir tablo ortaya koydu İsmail Başkan. Ne sorduysak açık yüreklilikle cevap verdi. Seçimlerde Eskişehir'deki tablo MHP adına bir başarısızlıktır. Ben bunu üstleniyorum, hiç bahanelere sığınmıyorum dedi. Böyle güzel bir tavır ortaya koydu. Yerel seçimde elbette çalışmalarımız olacak dedi. Eskişehir'de ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş uzun süredir gündemde. Biliyorsunuz Büyükşehir adaylığıyla ilgili gönüllerde yer alan isimlerden bir tanesi. Dedi ki Eskişehir için bir şanstır. Hani böyle bir niyeti olduğunda evet biz de görmek isteriz kadromuzda. Yine ETO Başkanı Metin Güler Eskişehir için bir şanstır dedi. Birazcık cesur olması gerekir diye şehirde ismi geçen aktörlere belki de bir mesaj verdi. Hani biz siyaset olarak onların önünü açalım. Onlar da bir irade koysunlar, cesaret göstersinler dedi. Orada ince bir mesaj var. Onu aldık, kabul ettik ve iletmiş olduk. Ve Eskişehir'deki değişim isteğine bir vurgu yaptı. Evet, Eskişehir'de artık biraz vizyon değişmeli. O butik şehir algısından Eskişehir kurtulmalı. Eskiden göç alan bir şehirken şimdi göç veren bir şehiriz. Çünkü bir şekilde şehirdeki iş sahaları, geçim,
ya da hani bir takım o çağdaş ama küçük bir kasaba havasından Eskişehir'in kurtulması gerektiğini vurgu yaptı. Gündemde bunlar var. Ama tabii ki yaz ayları, örneğin önümüzdeki hafta belediye meclisleri de tatile girecek, okulların tatil olduğu gibi. Siyaset belki de biraz tatil molası verecek, geriye doğru çekilecek. Hani gazeteciler için ya gündem çok zayıf denilen sürecin içindeyiz ama yerel seçim yaklaşık 7-8 aylık bir süre kaldığı için ister istemez bu süreci biraz hareketlendirecektir. Örneğin CHP'de ister istemez kurultay süreci başladı, delege seçimleri başladı, bunların bir hareketi olacak. Ardından hani ilçe kongrelerine doğru giden bir süreç. Dolayısıyla o diğer senelerdeki sakinlik bir tık daha fazla olacak. Yani sakinlik olmayacak, birazcık daha hareket olacak. Bunu bekliyoruz, gözlüyoruz ve takipteyiz. Bunları sizlere aktarıyor olacağız. Böyle kısa kısa ara ara buluşup da gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Ben Soner Yüksel. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor ve mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.